Bermuda Şeytan Üçgeni'nin esrarengiz kardeşi, Güney Atlantik Garipliği. NASA, 1997 yılında Hubble Uzay Teleskobu'nda tuhaf arızaların ortaya çıktığını fark eder. Öyle ki teleskop dünya çevresindeki yörüngesinde ilerlerken üzerindeki hassas cihazlarda nedensizce bozulmalar meydana geliyor. Fark edilir ki bu arızalar yalnız Hubble'da değil, yörüngedeki diğer uydu ve teleskoplarda da oluşmaya başlıyor. Neredeyse her gün ortaya çıkan nedensiz arızalar bilim adamlarının kafasını kurcalar ve konuyla ilgili araştırmalar başlar. Yapılan araştırmalar sonucunda arızaların enteresan bir ortak noktası keşfediliyor. Arızaların hepsi uzay araçları Güney Atlantik'in üzerinden geçerken ortaya çıkıyor. Kısa sürede bu bölge uzayın Bermuda Şeytan Üçgeni olarak ünlendi. Ününü de hak ediyordu, zira bu bölgeden geçen uzay mekiklerinin bilgisayar sistemleri bozuluyor, uydular arızalanıyor, astronotlar bu bölgede ışık parıltıları gördüklerini söylüyorlar. Güney Atlantik anormalliği olarak adlandırılan bu olayların nedeni ise uzayın derinliklerinde değil, dünyanın çekirdeğinde. Dünyanın yer kabuğunun altında yaklaşık Mars büyüklüğünde bir dış çekirdek bulunur. Nikel demir alaşımından oluşan bu dış çekirdeğin sıcaklığı 3700 santigrat derece olduğundan burada bulunan metaller sıvı haldedir. Dünyanın kendi etrafında dönmesi bu akışkanın hareket etmesini sağlar ve oluşan akıntılar dünyanın üzerinde hayatı mümkün kılan manyetik alanı oluşturur. Manyetik alan sayesinde uzayın derinliklerinden ve güneşten gelen yüklü parçacıklar bize ulaşmadan uzaya geri itelenir. Dolayısıyla bu alanın zayıflaması ya da ortadan kalkması bizim direkt olarak zararlı ışınlara maruz kalmamız demek. Maalesef manyetik alanımız son 180 yıldır belirgin şekilde zayıflıyor ve özellikle bir bölgede bu zayıflama daha hızlı gerçekleşiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu bölge Güney Atlantik. Zayıflayan manyetik alan yüzünden buranın üzerinden geçen uydu ve uzay araçları güneşten gelen yüklü parçacıklara maruz kalıyor ve bu yüzden arızalanıyorlar. NASA'nın bu olay karşısında uyguladığı çözüm ise bölge üzerinden geçen uydularını bir süreliğine kapatmak. Bu zayıflamanın sebebi dış çekirdekteki akışkan metalde meydana gelen girdaplar ve çalkantılar. Bunlar zamanla manyetik alanda tersine yönelişe sebep oluyor. Dolayısıyla manyetik alan zayıflıyor. Bu süreç manyetik alanın zayıflamasıyla başlayıp tamamen ortadan kalkmasıyla devam edecek. Daha sonra ters kutuplarda manyetik alan tekrar oluşacak. Yani şimdiki kuzeyimiz güney, güneyimiz kuzey olacak. Bu kesin olarak biliniyor çünkü bu tersine dönüşler daha önce yüzlerce kez yaşanmış. İnsanlardan önceki zamanlarda elbette. Bu da eski kayaların içine hapsolmuş manyetik mineraller incelenerek ortaya çıkarılmış. Daha enteresanı ise yaklaşık 7000 yıl süren bu tersine dönüş tahmin edilenden daha karmaşık bir yapı ortaya çıkıp dünya üzerinde iki kuzey ve iki güney oluşmasına, hatta kutupların ekvator çevresinde oluşmasına neden olabilir.